Herkese merhaba, ben Naciye Kesici. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere 14 Şubat'a özel bir kurabiye tarifi vereceğim. 125 gram oda ısısında beklemiş olan margarini yoğurma kabına koydum. Dilerseniz tereyağı da kullanabilirsiniz. İçerisine 1 adet yumurta sarısı ilave ediyorum. 1 çay bardağı pudra şekeri, 1,5 yemek kaşığı kakaoyu ilave ettim. Şimdi diğer malzemeleri eklemeden elimle şöyle bir yoğuracağım. Malzemeleri iyice yoğurduktan sonra şimdi unu ilave edeceğim yavaş yavaş. Ne kadar un ilave ettiğimi en sonunda size söyleyeceğim. 1 paket vanilya, 1 çay kaşığı da kabartma tozu ilave ediyorum. Güzel yumuşak bir kıvam alana kadar yoğuruyorum. Kurabiye hamuru hazır. 2 su bardağı un ilave ettim. Onu mutlaka kontrollü bir şekilde ilave edin. Bakın şöyle bir hamur elde ettim. Şimdi şöyle elimle yuvarlıyorum. Yuvarladıktan sonra şöyle bastırıyorum. Bir merdane yardımıyla açıyorum. Kurabiye hamurunu açtım. Şöyle kalpli kalıbım var. Onunla şöyle bastırıyorum ve şekiller çıkartıyorum. Fazla hamurları şöyle alıyorum. Bunları tekrar elimle şöyle toparlayıp aynı şekilde kap şekli vereceğim. Tekrardan açıp kenardaki parçaları aldım. Şimdi şöyle spatula yardımıyla kap şeklini bozmadan alıyorum. Yağlı kağıt sermiş olduğum tepsiye koyuyorum. Yaptığım kurabiyeleri tepsiye dizdim. Şimdi kalan hamuru da aynı şekilde hazırlayacağım. Aynı şekilde açıp kap şekli çıkartıyorum. Bir tepsiye dolduracak kadar kaplı kurabiyelerimi tepsiye dizdim. Şu kadar bir hamur arttı. Bunu buzdolabı poşetine koyup buzluğa atacağım daha sonra kullanmak için. Şimdi ısıtılmış 180 derece fırında kurabiyelerimi pişiriyorum. Kalpli kurabiyeleri 12 dakikada pişirdim ve soğumaya bıraktım. Şöyle göstereyim. 12 dakikada güzelce pişti. Şimdi isterseniz bu şekilde sade yiyebilirsiniz. İsterseniz de ben şöyle çikolata erittim. Yarısını çikolataya batırıp servis edeceğim. Şimdi şöyle bir tanesini alıyorum. Eritilmiş çikolataya kurabiye şöyle batırıyorum yarısına kadar. Biraz daha şöyle yeterli. Şu şekilde yapıyorum. Aynı tepsiye koyuyorum. Şöyle pasta süslerim var. Onlardan serpeceğim üzerine. Çok güzel gözüküyorlar. Şimdi diğerlerini de aynı şekilde hazırlıyorum. Kurabiyelerin yarısını çikolataya buladım. Şimdi çikolataların donması için serin bir yere veya dolaba kaldırıyorum. Kalpli kurabiyelerim servise hazır. Sevgililer gününe özel bu kurabiyeyi yapıp afiyetle yiyebilirsiniz. Deneyin. Denerseniz yorumlarınızı bekliyorum. Yeni ve farklı tariflerle görüşmek üzere. Hoşça kalın.